1. 1. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Sayfa 18 Cem Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 1. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Cem Yayınları sayfa 18 Edebiyat akımları. Edebi akım, belli bir çağda, ortak bir estetik, düşünce ve sanat amacı etrafında toplanan yazıcı ve şairlerin üslup, duygu ve fikir bakımlarından birbirlerini az çok andıran eserler vermeleriyle ortaya çıkar. Bunlar iyice kökleşmiş bir edebiyat ve sanat anlayışını yıkacak görüşler ileri sürer ve kendi getirdikleri, idea ya uygun eserler yazarlar. Çok defa bir edebiyat çığırını açanlar, 2-3 büyük sanatçıdan ibarettir. Ancak bunlar, dehalarının gölgesinde bütün bir edebiyat zümresini toplar ve yaşadıkları çağı temsil etmiş olurlar. Edebiyat akımı, esasen biraz yeni çeşni getirmek ve toplumla birlikte değişmek ihtiyacından doğar. Üslup ve estetikteki bu değişmenin sebebi, sonradan gelen kuşakların, duygu, düşünce ve isteklerinin bir öncekine uymamasıdır. Nitekim, bir dönemi hayran bırakan eserlerin sonra gelenlere bazen hiçbir şey söylemediği, bunlardan bıkılmaya başlandığı görülüyor. Onun için yeni yetişen sanatçılar, hem eskileri taklitten sakınmak, hem de çağdaşlarının duygularını cevaplandırmak için yeni ufuklar arıyorlar. Cenap Şahabeddin'in deyişiyle, insan yeni keşfettiği manzaraları tasvir için yeni cümleler, yeni üsluplar, yeni hayaller arama mecburdur. Edebiyat akımları, kendiliğinden ve ansızın ortaya çıkmış değillerdir. Toplumdaki siyasi ve sosyal değişmeler, yeni çıkan ilim ve felsefe görüşleri, resim, musiko gibi başka güzey sanatlardaki yenilikler, edebi akımların doğmasına sebep olmuştur. Bunlar okuyucudaki değer hükümlerini değiştirerek sanatçıları yeni bakış ve yeni buluşlara zorlamıştır. Sanattaki, teknikteki, felsefedeki değişmeler nasıl topluluğu değiştiriyorsa, bizzat topluluğun kendisi de başka cemiyetlerin tesiri veya beliren ihtiyaçların baskısı ile bunları değiştirmektedir. Kısacası sanat akımları, tarih sayfası içinde dünya insanlığının ve onu meydana getiren toplulukların bir zaman kesimi içindeki manevi aynalarıdır. Nitekim, edebiyattan başka güzel sanatlarda da resim, musiko, mimarlık, raks, yeni akımlar görülmektedir. Bir çağda herhangi bir sanat kolunda doğan akımlar, öbürlerini de etkiler. Söz gelişi, yeni musiko çağının şiirde ve resimde izleri görülür. Yeni bir resim akımı, edebiyattaki anlayışları da az çok değiştirebilir. Edebi akım, filozof, şair ve yazarların sanat üzerinde düşünerek eser vermeye başladıkları yakın çağların verimidir. Tam anlamıyla edebi akımlar, 17. yüzyılda, Avrupa'da bilhassa Fransa'da görülmeye başlamıştır. Türk edebiyatında, bütün şartlarıyla akımların gelişmiş olduğu söylenemez. Ancak, Tanzimat'tan önceki eski edebiyatımızda tasavvuf, Türk-i basit, sebki hindi ve yerlileşme gibi fikir ve sanat görüşleri ve üslup toplulukları birer edebi akım gibi ele alınabilir. Birinci okuduğunuz metinden hareketle edebiyatın sanat akımları ile ilişkisini tartışınız. Cevap, eserlerin içeriği, şekli, üslubu, ele alınma yöntemi gibi unsurlar bu sanat akımlarının etkisiyle yön kazanır. Edebi eserler belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazılır. Aynı sanat anlayışı doğrultusundaki eserler toplamı da edebiyat ve sanat akımlarını oluşturur. İkinci metne göre Tanzimat'tan önce edebiyatımızda yer alan ve edebi akım olarak değerlendirilebilecek fikir ve sanat görüşleriyle üslup toplulukları hangileridir? Cevap, toplumdaki siyasi ve sosyal değişmeler, yeni çıkan ilim ve felsefe görüşleri, resim, musiko gibi başka güzey sanatlardaki yenilikler, edebi akımların doğmasına sebep olmuştur. Bunlar okuyucudaki değer hükümlerini değiştirerek sanatçıları yeni bakış ve yeni buluşlara zorlamıştır. Türk edebiyatında, bütün şartlarıyla akımların gelişmiş olduğu söylenemez. Ancak, Tanzimat'tan önceki eski edebiyatımızda tasavvuf, Türk-i basit, sebki hindi ve yerlileşme gibi fikir ve sanat görüşleri ve üslup toplulukları birer edebi akım gibi ele alınabilir. 1. 1. sınıf Cem Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 18 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.